Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir, bu videomda Buruk yanında arkadaşlar yeni güncellemeyle eklenen bazı gizli yerleri göstereceğim. İçinde bilmediğiniz şeyler olduğunu eminim, bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım, hemen gizli yerleri sizlere göstereceğim. Ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum, bu tarz şeyleri bulmak falan çok kolay olmuyor. Çok çok emek veriyorum, bu yüzden dediğim gibi arkadaşlar bir videoyu beğenirseniz bir de abone olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar, emeğimin karşılığı olarak. Şimdi arkadaşlar hızlıca başlayacağım. Şöyle hemen bisiklet çağıralım ve hızlı hızlı seyahat edelim. Bu arada arkadaşlar farkındaysanız bu aralar düzenli video atmaya başladım. Yani biraz daha kanalı düzene soktum. Hatırlarsanız eskiden haftada bir video anca atıyordum. Atmasam belki onu da atmıyordum. Şu anda bir tık daha düzene soktum arkadaşlar. Buruk kanalında şu anda güncelleme falan geldiği için hani içerik var arkadaşlar. İçerik olunca da size de video çekebiliyorum. Yani bazen Buruk kanal öyle güncellemeler getiriyor ki abi, bir tane video çekiyorsun başka hiçbir şey kalmıyor güncellemeden. Direkt bir videoda bitiyor yani. Öyle olmadı için arkadaşlar bu aralar video çekebiliyorum sizlere. Şimdi ilk öncelikle zaten önceki videolarımda gösterdim ve çoğunuzun bildiği bu yaz kampındaki gizlere gelelim. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde buradaki banyonun üstünde şöyle şu şekilde şuraya çıkıp zıpladığımızda, pardon, bu taraftan zıplıyoruz. Buradan zıpladığımızda arkadaşlar burada bir gizli yer var zaten. Buraya artık sanırım hepiniz biliyorsunuzdur yani. Önceki videomda da göstermiştim. Şimdi de gösteriyorum. Biliyorsunuz burası hayaletli bir oda arkadaşlar. Burada bir hayalet gizemi var. Ben bu gizemi zaten önceki videomda detaylı bir şekilde incelemiştim arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışmıştım yani. Burada gördüğünüz gibi korkunç bir bebeğimiz var. Böyle bir oyuncak bebek, yüzü falan çok korkunç. Burada bir sandalye, burada bir aynamız var arkadaşlar. Yani burada hayaletlerin olduğu, olup olmadığı hala kesin değil ama dediğim gibi ben bunu önceki videomda incelemiştim. Eğer bu konuya, Brook Haven'daki hayaletlere vesaire ilginiz varsa kanalımdaki korkutucu bebek gizemi adlı videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videodan bir önceki değil, ondan önceki arkadaşlar. Bir tane TikTok videosu atmıştım. Ondan önceki video olması lazım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ilk yerimiz burasıydı arkadaşlar. Burayı zaten dediğim gibi çoğunuz biliyorsunuzdur daha yeni geldiği için. Şimdi arkadaşlar sonraki yerimize gidelim. Sonraki yerimiz yattaki gizli yerleri göstereceğim. Yattaki gizli yerlerinde bazılarını göstermiştim arkadaşlar ama bilmedikleriniz olduğuna eminim. Biliyorsunuz bu videoları sadece siz izlemiyorsunuz. Başka hani yeni görenler de var arkadaşlar hani bu tarz videoları. O yüzden ben sizlere elimden geldiğince yeni güncellemelerde gelen her yeri göstermeye çalışacağım. Zaten bilmiyor olabilirsiniz yani. Siz izlemeye devam edin videoyu. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde burada böyle bir lavabo var. Burada çok normal bir lavabo var. Burada isterseniz tuvaletinizi yapıyorsunuz. Bakın buraya falan zıplanmıyor. Büyük ihtimalle çoğunuz burada sandınız gizleri ama aslında burada bir gizli yer yok. Ben burada arkadaşlar çok fazla gizli yer aramıştım. Bu arada dedim kesin burada bir şey var abi. Kesin burada bir şey var yapmıştım böyle şey olduğuna. Bakın buradan kafanızı çıkarabiliyorsunuz. Yani bahsettiğim şey bu değil aslında. Böyle çıkarabiliyorsunuz yukarıya kafanızı. Arkadaşlarınızı korkutabilirsiniz bu şekilde ama gizli yerimiz arkadaşlar burada değil. Şimdi burada normal bir şekilde duş aldığınızı düşünün arkadaşlar. Sonra böyle duşu alıyorsunuz arkadaşlar, hop ayağınız koyuyor, hop böyle bir yere düştünüz. Bakın gördüğünüz gibi burada arkadaşlar buranın arkasında bir gizli yerimiz var arkadaşlar. Yani gerçek hayatta böyle bir şey olduğunu düşünseniz, duş alıyorsunuz ayağınız koyuyor, bam böyle bir yere ışınlanıyorsunuz sonra. Bakın arkadaşlar burada bol bol para var. Burada bir bildiğiniz arkadaşlar suçlu mekanı var. Gördüğünüz gibi patlayıcılar falan var. Sonra burada silahlar var. Burada altın külçeleri var. Burada yine silahlar var. Burada patlayıcı falan filan gösterir bunları zaten. Bakın böyle bir silahımız var mesela. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şeyimiz var. Burada böyle bir tabancamız var. Pompalımız var. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi burası bildiğiniz bir suçlu mekanı. Suçlu base'i. Niye yasın içinde böyle bir gizli yer var bilmiyorum. Bakın paralar falan filan yani. Çok ilginç arkadaşlar. Ben burayı ilk bulduğumuzda çok şaşırmıştım gerçekten. Gizli yerleri birincisinden izlemek, kendiniz bulmak da bu arada ayrı bir zevk de oluyor. Yani çok seviyorum ben gizli yer aramayı arkadaşlar. Videolarımda falan da arada arıyorum. Neyse. Buradan çıkalım arkadaşlar. Bu ikinci gizli yerimizdi. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Üçüncü arkadaşlar şurada bakın. Buradaki yatın bu kısmına yürüdüğünüzde burada tamamen Easter egg'imsi bir şey var. Yani oyunun bize bulmamız için bıraktığı aslında gizli yer olmayan ama gizli bir şey arkadaşlar. Bug gibi gözüken ama gizli bir şey. Bakın buraya gelip buraya yürüdüğünüzde arkadaşlar burada arada karakteriniz çöküyor. Fark ettiniz mi? Bakın böyle çöküyorum arkadaşlar. Yürüdükçe aşağı çöküyorum yani gördüğünüz üzere. Şöyle bakın birazcık daha zorladığınızda böyle bir içeriye düşüyorsunuz. Buranın içine düşüyorsunuz arkadaşlar yatın. Gördüğünüz gibi şu anda yatın içindeyim arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim bakın şu anda yatın içindeyim ben. Şuranın içine düştüm. Buradan içeriği falan her türlü görebiliyorum arkadaşlar. Burası böyle bir gizli yer ama buranın asıl olayı buradaki oyunun onun kurucusunun yani Brookhaven'ın yapımcısının, Brookhaven oyununun yapımcısının bize bıraktığı mesaj. Bakın buraya geldiğinizde burada Wolfpack was here yani Wolfpack buradaydı yazıyor. Wolfpack kim derseniz Brookhaven'ın yapımcısının ta kendisi arkadaşlar. Adam bildiğiniz demiş ki belki bu gizli yeri bulan olur, onlara bir mesaj bırakayım demiş ve Wolfpack buradaydı diye kendi mesajını buraya bırakmış. İçerideyken bu yazı gözükmüyor bu arada, sadece bu taraftayken gözüküyor gördüğünüz gibi. Şu anda hala yatın içindeyim bu arada, bir türlü çıkmam lazım şu anda. Bakın çıktım. Hemen içeriye gidelim, içeriden göstereyim arkadaşlar. Bakın burada
buradan aşağı atladık ve burada gördüğünüz bir Wolfpack Vazir yazısı yok. Ama arkadaşlar diğer taraftan baktığınızda bakın mesela buradan yukarıdan kafamı geçirip baktığımda Wolfpack Vazir yazısını bu şekilde görebiliyorum. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi yeni güncellemeyle gelen gizli yerler eğer gözümden kaçmadıysa bu kadardı. Birkaç tane de çok kullanışlı, çok güzel gizli yer göstermek istiyorum arkadaşlar. İki tane otelde gizli yer göstereceğim arkadaşlar. Onların nasıl girildiğini vesaire göstereceğim. Biliyorsunuz Brooklyn'de otel var. Bayağı da kullanılıyor yani şuradaki otel arkadaşlar. Çok güzel bence yani Brooklyn'de bir otel olması çok iyi. Şimdi arkadaşlar hemen göstereyim. Herhangi bir evi spawnlayabilirsiniz. Hiç önemi yok arkadaşlar. Bu evi spawnladım ben mesela. Buradaki herhangi bir oteli alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya geliyorsunuz ve içeriye girdikten sonra gördüğünüz gibi şu anda normal bir şekilde oteldeyiz. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir gariplik yok. Giriyorsunuz bu koltuğa arkadaşlar. E tuşuna basıyorsunuz gördüğünüz gibi. E tuşuna basmanız önemli. Basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi E'ye bastım. Sonra yapmamız gereken şey şu. Buradaki ev tuşuna basıyoruz. Buradaki ev tuşu. Sonra buradan çarpıya basıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu anda bir gizli yerdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda neredeyiz? Otelin içindeyiz ama evi sildik arkadaşlar. Normalde otelde kimse ev almadığında bu şekilde kapalı gözüküyor ya arkadaşlar. Şu anda oranın tam olarak içindeyiz. Ve işin güzel kısmı arkadaşlar, saçma sapan komik bir animasyon oluyor ve burada arkadaşlar odaların arasında gezebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün odaları gezebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün odalara tek tek bakabiliyorum. Girebiliyorum. Acayip fena bir yöntem arkadaşlar. Bence çok güzel bir yöntem yani. Kesinlikle işinize yarar. Gördüğünüz gibi şu anda bildiğiniz otelin içindeyiz. Bakın şöyle gösterebilir miyim? Göstereyim hatta. Bakın burada perde var arkadaşlar. Dışarısı bildiğiniz Brooklyn. Bakın gördüğünüz gibi. Şu anda bu ev kapalı. Kimse almadığı için ama biz şu anda oranın içindeyiz. Normalde buranın içine giremezsiniz arkadaşlar kolay kolay. Ama bu şekilde bu taktikle girebiliyorsunuz. Mesela ben buradan tekrardan çıkabilirim arkadaşlar. Bu arada space'e basınca bozuluyor ve sizi dışarı atıyor arkadaşlar. Bu şekilde dışarı çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda bildiğiniz kapalı yani. Normalde buraya giremezsiniz. Belki yatakla girebilirsiniz. Şu yatak bug'ıyla. Eğer yapılıyorsa o da. Gördüğünüz gibi bu şekilde belki girebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim yaptığım gibi yaparsanız hem daha kolay oluyor hem de ilginç bir animasyon ediniyorsunuz. Bakın giremiyor musunuz bu arada? Böyle yaparsanız sizi direkt dışarı atıyor. Bakın gördüğünüz gibi. İçeri girdim tak diye dışarı ışınladı arkadaşlar. Buraya girmenin tek yolu eğer yanılmıyorsam bu şekilde ev çağırıyorsunuz. Sonra buraya oturuyorsunuz arkadaşlar ve evi siliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit yani gördüğünüz gibi. Şu anda bütün otellerin içinde gezebiliyorum ve zıplayınca da dışarıya çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi otelde arkadaşlar bir gizli yer daha göstereceğim sizlere. Bunun için bir merdivene ihtiyacımız var. Bunu önceden sanırım hiç göstermemiştim. Şu an göstereceğim gizli yeri. Şimdi merdiveni aldık arkadaşlar. Buraya merdivenimizi koyuyoruz ve otelin ikinci katına çıkıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar otelde aslında bir tek kat var. Tek bir ev yani burası. Ama otelin aslında gizli bir ikinci katı var. Bunu çoğu kişi bilmiyor arkadaşlar. Bakın buraya geldiğimizde ve bu şekilde buraya düzgün bir yatak yerleşiminde yaptığınızda bu şekilde içeriye girebiliyoruz. Ama bunu yapmak bayağı bir zor arkadaşlar. Yani birazcık zorlanacağız. Şöyle mesela şu an oldu galiba arkadaşlar. Şöyle bir içeriye girelim ve hop gördüğünüz gibi girdik. En üste koymanız gerekiyor. Şu anda otelin gizli ikinci katındayız arkadaşlar. Dediğim gibi bunu çoğu kişi bilmiyor. Burada arkadaşlar bayağı bir bilinmeyen otelin ikinci katı var arkadaşlar. Bu şekilde burada yaşayabilirsiniz isterseniz. Buraya örneğin uyku durumunuzu koyarsınız. Sonra gelirsiniz buradan. İşte böyle yemeğinizi koyarsınız. Böyle bu şekilde burada yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bence çok güzel. Ben böyle gizli yerlerde yaşamayı çok seviyorum. Tamamen insanlıktan uzak oluyor arkadaşlar. Yani hiç kimse size karışamıyor, anladınız mı? Arkadaşınızla giriyorsunuz örneğin burada. Burada yatıyorsunuz, oturuyorsunuz, keyif yapıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Böyle gizli yerlerde oyun oynamayı ben çok seviyorum arkadaşlar. Yani insanların bilmediği şeylerde takılmak beni mutlu ediyor. Bu şekilde de dışarı çıkabilirsiniz ya da direkt bir eve ışınlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekildeydi. Bu arada arkadaşlar bir şey daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Biliyorsunuz Brooklyn bir aralar bayağı böyle şeyliydi. Yani hararetliydi mi desem arkadaşlar. Yani Brooklyn bir aralar bayağı bir şeydi. Hani bayağı bir güncelleme geliyordu ve her gelen güncellemede arkadaşlar ben 3-5 video çekiyordum. 3-5 tane gizem videosu çekiyordum arkadaşlar. Hatırlarsanız burada bir gizli bir agency base vardı. Bunu hala bilmeyenler var. Ben geçen buraya girdim arkadaşlar oyundayken. Dediler bu ne abi, böyle bir yer mi varmış falan dediler. Yani dedim ben bu bayağıdır var yani, yeni gelen bir şey de değil bu dedim. Böyle bir gizli yer var arkadaşlar burada. Bunu bilmeyenler varsa hala öğrensin. Biliyorsunuz eskiden burada arkadaşlar sürekli güncelleme geliyordu. Her güncellemede burada bir tane gizemi bitiriyorduk. Ve en sonunda büyük bir şey olacağını düşünüyorduk. Ama Brooklyn burayı tamamen unuttu. Yani hiçbir gizemle alakalı hiçbir şey gelmiyor buraya arkadaşlar. Tamamen bıraktılar bu olayı yani. Neden bıraktılar bilmiyorum. Yani madem bırakacaktınız neden böyle başladınız? Neden bizi heyecanlandırdınız? Biz de sanıyorduk ki bunların hepsi tamamlanacak falan. Adamlar bildiğiniz tamamen bıraktı yani. Burayı, bu odayı tamamen bıraktılar. Hiçbir şey yapmamaya başladılar bu olayla alakalı. Yani bilmiyorum. Beni çok üzüyor arkadaşlar. Keşke eskisi gibi güncellemeler getirse Brooklyn hemen. Bakın burada da arkadaşlar buranın dışında da bu şekilde bir gizli yer var. Bunu zaten bilen biliyordur yani. Çok aşikar, çok da gizli olmayan bir gizli yer.
Bu şekilde arkadaşlar dışarıya gidebiliyorsunuz, buralarda gezebiliyorsunuz. Birazcık korkunç fazla geniş olduğu için ve karanlık olduğu için, ama isterseniz burada da takılabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tane çocuk görmüştüm, birisi Discord sunucuma mı atmıştı bilmiyorum. Bu arada Discord sunucuma gelmeyi unutmayın, çok güzel sohbet dönüyor orada da. Açıklamada linki var arkadaşlar Discord sunucumun, hemen kayıt olup girebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, bir tane eleman, abi adam bu odaya girenleri var ya, bu odayı sahiplenmiş kendi kendine, kapı burada arkadaşlar. Bu odaya girenlere böyle korkunç karakter yapıp böyle vaa diye üstüne atlıyordu, korkutuyordu adamları. Değişik değişik oyuncular var arkadaşlar ya, bilmiyorum. Harbiden millet bu oyunu bir değişik oynuyor yani. Ama eğleniyorlar sonuçta, eğlenceli de. Şimdi sonraki iki gizlerim daha var küçük arkadaşlar, hemen onları da göstereyim. Bunları bilen olabilir yine. Hepsini biliyor olabilirsiniz tabii ki, ama ben bilmeyenler için gösteriyorum. Şimdi birincisi arkadaşlar buradaki TV station'da. Buraya geldiğinizde ve bu mavi yere düzgün bir yatak placement'ı, yani düzgün bir şekilde bu yatağı koyduğunuzda şu yastık kısmının iç kısmında kalması gerekiyor arkadaşlar bu arada. Mesela ben şu anda yapamıyorum arkadaşlar. Bakın şu an oldu. Bu şekilde yattığınızda sizi böyle bir gizli yere ışınlıyor. Bakın bu şekilde üçgen şeklinde küçük bir bayağı bir küçük hatta bir oda arkadaşlar. Tamamen boş üçgen şeklinde bir oda. Yani neden var burası bilmiyorum. Sormayın fazla arkadaşlar. Bu şekilde buradan çıkabiliyoruz. Yine aynı şekilde yatağımızı koymamız lazım. Bakın koyduk ve bu şekilde dışarıya çıktık arkadaşlar. Böyle bir gizli yer var arkadaşlar. Onun dışında aynen burada da ona çok benzeyen bir gizli yer var. Buraya gidiyorsunuz ve bu şeyin yanına bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde değil tabii ki. Dediğim gibi yastık kısmı bu şekilde iç tarafta kalacak. Buna oturduğunuzda yine böyle bir gizli yer arkadaşlar. Bu aynı yer değil az öncekiyle. Az önceki tamamen üçgende, bakın burada böyle bir sütun var. Buradan bu şekilde anlayabilirsiniz. Aynı yer değil arkadaşlar bu az öncekiyle. Hatta şöyle o tarafa bakmaya çalışayım diyeceğim. Yok böyle yapınca. Aha bakın arkadaşlar, burası az önce gittiğimiz yer. Şu an duvarın içinden baktığım yer. Benim şu anda olduğum yerde, şu anda olduğum yer arkadaşlar. Mesela şu anda az önce geldiğim yere ışınlandı. Bakın burada bir sütun yok gördüğünüz gibi burada. Bu şekildeydi. O zaman şöyle arkadaşlar, buraya gelelim ve videoyu bitirelim. Bu video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için, daha fazla gizli yerleri göstermem vesaire istiyorsanız aşağıdan videoya beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça kalın.